Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle d sesini işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Önce resimleri tanıtalım her zamanki gibi. Odun, düdük, domates, ördek, dondurma. Hangi mevsimde yiyoruz biz dondurmayı daha çok? En çok hangi mevsimde? Yazın değil mi? Yaz mevsiminde yiyoruz ve herhalde dondurma sevmeyen çocuk ya da büyük yoktur diye tahmin ediyorum. Deve, radyo, diş fırçası olan bir diş. Elinde diş fırçası var ve kendini fırçalıyor. Hadi buna da diş diyelim ve hemen başlayalım. Çocuklar d sesiyle başlayan nesnelerin altına İşaret koyacağız. Odun kelimesi d sesiyle mi başlıyor? O dun. Odun d sesiyle başlamıyor. Hangi sesle başlıyor peki? O sesiyle başlıyor. Peki d sesi var mı? Evet, var. Ama işaretlemeyeceğiz çünkü o sesiyle başlıyor. Peki düdük kelimesi d sesiyle mi başlıyor? Evet, işaretimizi koyalım. Domates. D. Domates. D sesiyle başlıyor değil mi? Ördek. Ördek. Hangi sesle başlıyor? Ö sesiyle başlıyor. Ama içinde d sesi var mı? D. D. Ördek. D sesi var değil mi? Dondurma. Dondurma. D sesiyle mi başlıyor? Evet, işaretledik. Deve. D sesiyle mi başlıyor? D. D. Deve. Evet, D sesiyle başlıyor. Radyo. 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 R sesiyle başlıyor değil mi? Ama içinde D sesi var mı? Rad. Rad. Yo. Rad. Yo. D sesi var ama D sesiyle başlamıyor. Ve diş. D sesiyle mi başlıyor? Diş. D, 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 diş. D sesiyle başlıyor değil mi? Evet bakalım D sesi nasıl yazılıyor? Yukarıdan aşağıya doğru bir çubuk çiziyoruz ve arkaya doğru bir popo çiziyoruz. Buna popo da diyebiliriz. Arkaya doğru göbek de diyebiliriz. Ama şimdi ben her zaman popo diye söylüyorum bunu. Yukarıdan aşağı doğru bir düz çubuk. Ve yuvarla 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 ve o çubuğa bir popo çiz. Hemen geçtim. Dişin d'sını da işaretledim. Ve diğer sayfaya geçtim. D sesi bu nesnelerin başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı bunu bulacağız? Başındaysa buraya, ortasındaysa buraya, sonundaysa da buraya işaret koyacağız. Deve. Neresinde? De. Deve. Başında. Sandalye. Sandalye. D ses neresinde? Ortasında. Düdük. Dü. Başında da var. Dük. Ortasında da var değil mi? Ördek. D sesi nerede? Ortada. Diş. D sesi başında. Domates. D sesi başında. Diş fırçası. D sesi başında. Odun. D sesi ortasında. Radyo. Radyo. D sesi ortasında dedik ve geçtik. Bakalım büyük D nasıl yazılıyor? Evet. Yukarıdan aşağı doğru bir çubuk çizdik. Sonra en üstten başlayarak yarım bir daire çizeceğiz. Yuvarla 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 yuvarla. Bitti. Bir daha yukarıdan aşağıya doğru bir çubuk.
Ve yarın bir daire yuvarla 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 bitti. Hemen aşağıda d sesini yapalım. Siz de havada yapın parmaklarınızla d sesini. Devenin d d'sı. De. D. Deve. D sesiyle başlıyor değil mi? Çubuk yuvarla. Çubuk yuvarla. Çubuk yuvarla. Çubuk yuvarladık. Çubuk yuvarla. Çubuk yuvarla. Evet, çubuk yuvarla dedik ve d sesini yazmayı hızlıca bitirelim istiyorum. Çünkü daha bir sürü etkinliğim var. D sesi bitti. Şimdi küçük d yazalım. Az önce yazdığımız neydi? Büyük d. Küçük d nasıldı? Bir çubuk çizdik. Bakın büyük d sesinde de bir çubuğumuz var. Küçük d sesinde de d sesi için bir çubuk çizdim. Ve tam bir daire çiziyorum arkasına doğru değil mi? Sol tarafına yuvarla 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 bitti. Çubuk ve sol tarafına doğru yuvarla 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 bitti. Hemen yazalım. Çubuk ve sol tarafına yuvarladık. Ne demiştik buna? Bir popo çiziyorduk, değil mi? Küçük d sesinde. D. Küçük d. 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 Hızlıca D sesini yazalım. Çubuk yuvarla, çubuk yuvarla. Siz de havada hızlı hızlı yapın benim yaptığım gibi. Küçük D. D. Yaptık ve noktalı yerlere d sesini ekleyeceğiz. Bu neydi? Odun. O dun değil mi? Ren de. Bakın siz artık bunları hep okuyabiliyorsunuz. O sesini, u sesini, n sesini, r, e, m sesini öğrendiniz. Odun. Rende. Radyo. Dolap. Burada öğrenmediğiniz bir sesimiz var. Kedi. Bakın hepsini okuyabiliyorsunuz değil mi? Resimler olmasa da bunları çok rahat okuyabilirsiniz artık. Dürüm. Hızlıca geçtim. Dürbün. Sandalye. Sandalye. Döner. Döner. Ördek. 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 Domates. Domates. Öğrenmediğimiz birkaç ses var. O sesleri de öğrendiğimizde bu resimdekileri resimler olmadan da altında yazan yazıyla çok rahat okuyabilirsiniz. Çünkü sizler verdiğim bütün ödevleri çalışıyorsunuz ve videoları tekrar tekrar izliyorsunuz. O yüzden de okumayı unutmuyorsunuz değil mi? Aferin size. Diş. Diş. Geçtim. Hemen heceler oluşturalım. Birlikte. Ad. Ad. Yazalım. Ad. Ad. Ed. 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 Id. Id, 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 id. Ne yazdık? Id.
İd. İd. İd. İd. Yazalım. İd. İd. Od. 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 Yazalım. Od. Öd. 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 Yazalım. Öd. Ud. 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 Yazalım. Ud. 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 Hemen buraya bakalım. Üd. 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 Yazdık. Üd. Ve hemen yandaki hecelere bakalım. D. A. D. A. Da. Da. Yazalım. Da. Evet. D sesinin yanına E sesi gelince D. E. D. D. D oluyor. D. D. D sesinin yanına I sesi gelince D. I. D. I. D. D oluyor. D. 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 D sesinin yanına i sesi gelince di. D i d i d i di oluyor. Di. D sesinin yanına o sesi gelince do. Do oluyor. Do. Do. D sesinin yanına ö sesi gelince dö. Bak dö. D ö, d ö, dö oluyor. D sesinin yanına u sesi gelince du. Oluyor. Hemen yazalım. Du. Du. D sesinin yanına ü sesi gelince d ü d ü d dü oluyor. Dü. Hemen hızlıca baştan bir kez daha okuyalım. Ad, ed, ıd, id, od, öd, ud, üd, da, de, dı, di, do, dö, du ve dü. Şimdi hemen burada heceleri birleştirelim ve kelimeler oluşturalım. Ödlek. Ödlek. Yazalım. Ödlek. Dal. Dal. Dük. 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 Dö. Ner. Dö. Ner. Da. Yı. Da. Yı. Dun. 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 O. Odun. Odun. Odun.
Geçtik. Dar. Dar. Del. Dil. Dur. Din. Dün. Dek. Ör. Dek. Ör. Dek. Arda. Ar. Da. O da. O da. Eda. E. Da. Bakın burada l sesi olsaydı o zaman e la olurdu ama d sesi olunca e da oldu. A da. A da. Dedik ve geçtik. Manda. Man da. Mandal. Man dal. Ra dar. Radyo. Rad yo. Dana. Da na dam dam damla dam la demir de mir. De de. Hemen yazalım. Dede. Dedi. De. Di. Yedi. Ye. Di. Kedi. Ke. Di. Geçtim. Arda daldan iki elma al. Yazalım. Arda daldan iki elma al. Eda danayı otlattın mı? Eda da da na yı ot lat tın mı? Soru sormuş değil mi burada? Adnan dayına radyo al. Adnan da yı na rad yo al nokta. Şimdi Arda daldan iki elma al. Ne yapsın? Alsın. Kim alsın? Arda alsın. Ne alsın? Elma
Ama kaç elma? Bak burada bir şey de belirtiyor. 2 elma alsın. Peki nereden alsın? Daldan. Hemen buna bak. Eda Dana'yı otlattın mı? Ne yaptın mı? Otlattın mı? Kim? Eda. Kimi? Dana'yı. Adnan dayına radyo al. Ne yapsın? Alsın. Kim alsın? Adnan. Kime? Dayına. Ne alsın? Radyo. Geçtim. Dilek durakta indi. Yazalım. Dilek durakta nokta. Derya ördeklere tane tane yem at. Derya at. Dedem daireyi Dilara'ya kiraladı. Dedem da i re yi di la ra ya ki ra la dı nokta. Evet, dedem daireyi Dilara'ya kiraladı. Daire derken burada ne demek istiyor? Ev değil mi? Evi kiralamış dedesi. Geçtim. Şimdi hemen boş bırakılan yerlere d sesini yazalım ve okuyalım. Tanı dık. Tanıdık. De. De. Re. A. Dım. Al. Dım. Derya. Ad. Nan ar da a dil dilara dilara hemen geçtim yedi kedi dakika yardım kaldırım der ya Adnan arda a dil di la ra hemen bakalım hızlıca okuyalım burayı ördek Kadir, minik, kedi, nerede? Şu an heceleyerek okuyoruz. Bir sonraki okumamızda daha hızlı okuyacağız. Dede, kedi, damda. Kadir, ördek, nerede? Derede. Kader derede ördek derede öttü ötme ördek ötme
Kirli derede yatma. Hemen biraz daha hızlı okuyalım. Ördek Kadir, minik kedi nerede? Dede kedi damda. Kadir ördek nerede? Derede kader derede. Ördek derede öttü. Ötme ördek ötme. Kirli derede yatma. Evet, burasında kaç tane ördek var? Sayalım mı birlikte? Bir, iki, üç, dört tane ördek var. Peki kaç tane elma var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ağaçta 10 tane var. 2 tane de çocukların elinde var. 10 artı 2. 10, 11, 12. Sepettekileri sayamıyoruz. Orayı çok göremiyoruz çünkü. Hadi şöyle diyelim. Ağaçta ve çocukların elinde toplam 12 tane elma var. Kaç tane köpek var? Bir tane. Kaç tane kedi var? Bir tane. Kaç tane ağaç var? Bir, iki, üç tane ağaç var, değil mi? Peki kaç tane erkek çocuğu var? Bir, iki tane erkek çocuğu. Peki kaç tane kız çocuğu var? Bir, iki. Peki toplam kaç çocuk var? 2 tane kız çocuğu burada vardı. 2 de erkek çocuğuydu. O zaman iki aklımda. Üzerine sayalım. Üç, dört. Toplam 4 tane çocuk var. Bir, iki, üç, dört. Hemen geçtim. Noktalı yerlere bu heceleri yazalım ve birlikte okuyalım. Da ne? Da ra. Da na. Da ma. Da mak. De de. Deli. Dere. Delik. Demir. Kadı. Yandı. Kaydı. Kaldı. Yardı. Hemen di olan heceye geçelim. Di. Ken. Di. Ren. Di. Nar. Di. Lim. Di. Rek. Geçtim. Do. Lu. Do. Nuk. Dolar. Do. Ru. Dö ner dö nek dö lek dök. Hemen du hecesine geçelim. Durum. Duru. Durak. Duman. Dünür. Düdük, dürüm, dümen, daldı, dede daldı, dede ördek daldı, dede ördek dereye daldı, dede ördek kirli dereye daldı. Hızlıca bir daha daldı. Dede daldı. Dede ördek daldı. Dede ördek dereye daldı. Dede ördek kirli dereye daldı. Geçtim diğer sayfa. Dede, öykü anlat. Bakın artık soruları cevaplamaya başlayacağız çocuklar. Buradaki soruları bu metne göre cevaplayacağız.
Hani baştan okuyalım tekrar. Dede öykü anlat. Kurtlu öykü anlat. Dede maymunlu öykü anlat. Dedem kurtlu maymunlu öykü anlattı. Kurt kuyuya indi. Maymun da kuyuya indi. Kuyuda kurt maymunu yemedi. Maymun da kurtu ellemedi. İkisi kuyudan ayrıldı. Öyküyü anlatan dedem uydu. Dede öykü anlat, kurtlu öykü anlat, dede maymunlu öykü anlat, dedem kurtlu maymunlu öykü anlattı, kurt kuyuya indi, maymun da kuyuya indi, kuyuda kurt maymunu yemedi, maymun da kurtu ellemedi, ikisi kuyudan ayrıldı, öyküyü anlatan dedem uydu. Evet, soru. Öyküyü kim anlattı? Sevgili çocuklar, okuduğumuz metne göre öyküyü kim anlattı? Dede öykü anlat, kurtlu öykü anlat. Dede maymunlu öykü anlat. Dedem kurtlu maymunlu öykü anlattı. Anlattı. Kim anlattı? Dedem. Hemen yazalım. Dede anlattı. Peki kurt kimi yemedi? Burada iki tane hayvan vardı. Hangi hayvanlar? Kurt ve maymun. Kurt o zaman kimi yemedi? Maymunu yemedi, değil mi? Yazalım. Peki maymun kimi ellemedi? Şimdi kurt maymunu yemedi. Maymun da ellemedi. Kimi ellemedi? Kurtu ellemedi. Dedik ve geçtik. Hemen bu görseldeki varlıkların isimlerini altına yazalım. Odundu. Yazdık. Odun. Bu neydi? Kedi. Radyo. Döner. Siz zaten artık bunları çok rahat yazmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Yazabiliyorsunuz hatta. Döner. Odun. Kedi, radyo, dürüm, ördek. Şimdi bu karışık olarak verilen harflerden anlamlı birer kelime yazalım. İlk sesi büyük olacak, değil mi kelimenin? Bakın burada bir büyük harf var. Bu sonda olamaz, o zaman başta olacak. Danyu, de, danyu, daynu, dayun, dün, ya olur değil mi? Hemen yazdık. Kadu, udak, ag, dudak. Hemen bak burada dudak. İnt, mer, rem, min, a bulduk. Min, der. Şimdi böyle kelimelerde ne yapıyoruz? Yeni yeni şeyler üretmeye çalışıyoruz, değil mi? İndmer, rem, indmer. Bakalım ne oluyor? Minder. Şimdi buna bakalım. Lit et me, mendil. Mendil. O al -dı. Al. Ol dolma. Dolma. Şimdi buna bak. Müdür, müdür, dürüm. İkisi de olur. Dürüm yazalım biz. Müdür de olur. Dürüm de olur. Evet. İki bir isim arasındaki altı farkı bulalım. Biliyorsunuz bu fark bulma çalışmalarına yeni başladık. Çünkü etkinliklerimizde daha eğlenceli olduğunu söylediniz. Instagram'da bana yazdınız farklı bulma çalışmalarını.
Her harfe ekleme kararı aldım ben de. Şimdi hemen incelemeye başlayalım. Neler var? Ben üstteki resimde olup alttakinde olmayan ya da üsttekinde olmayan alttakinde olan neler var? Sol üstten başlıyorum. Şöyle bir aşağıya doğru inceliyorum. Aa, galiba buldum. Bak burada bir arı var. Ama bu ağacın burasında arı var mı? Yok. O zaman bir. Aşağıya doğru indim. Çiçekler. Bak burada iki tane ortası sarı dışı beyaz papatya var ama burada ortası sarı. Ama bir tanesinin dışı da beyaz değil, sarı olan bir papatya var. İki işaretledim. Hemen devam ediyorum aşağıya doğru. Tavukta bir farklılık var mı ayağında? Göremedim. Hemen yukarıdan aşağıya tekrar bu ağaçtan devam ediyorum. Şöyle hepsine bakıyoruz değil mi? Fındıklar ters mi düşmüş, düz mü düşmüş? Hepsine çok çok dikkatli bakıyoruz. İndik, tekrar çıktık yukarıya doğru. İndik aşağı doğru, tekrar çıktık yukarıya doğru. İncelemeye devam ediyoruz. Aa, bir kopya verdim sanırım. Bakın, evet, hemen bir tane, birkaç tane buldum. Şimdi şuraya çıktım. Bakın bu çitin burasında bir nokta var. Bu çitin burasında nokta var mı? Yok. O zaman bunu işaretledim. Şimdi bu fındığın yanında bir fındık daha var. Yani iki fındık var. Peki burada kaç fındık var? Bir fındık işaretledim. Hemen aşağıya doğru indim. Burada bir yaprak var. Peki burada yaprak var mı? Yok. İşaretledim. Sonra devam ediyorum tekrar. Şöyle bakmaya devam ediyorum. Bir fark göremiyorum. Yanlışlıkla tıkladım tekrar. Ördeğimiz burada, tavşanımız burada. Yukarıda da aynı şekilde ördek ve tavşan var. Bakın yonca var. İki tane çiçek var. Burada da iki tane çiçek var. Yonca var. Kelebek var. Bulutlarda bir fark yok. Bulutlar aynı. Çitler aynı. Şurada bir havucumuzun herhalde tavşanın yanında havucumuzun otu bitmiş, dibinde havuç var. Gölün içine bakmaya devam ediyorum ve bir kelebek buldum. Burada kelebek var ama aşağıdaki derede, gölde kelebek yok. Onu da işaretledim ve toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 farkı bulmuş oldum. Sevgili çocuklar, iki resim arasındaki farklardan bahsederken bu farkları bulmamızı isterken şöyle yapacağız. Ya yukarıda soldan sağa doğru bir yol izleyeceğiz ya da yukarıdan aşağıya doğru bir yol izleyeceğiz. Çünkü bunu buldum, bunu buldum, bunu buldum, başka ne var? Bunu da buldum diyerek yaparsak eğer kafamız karışır, neye baktığımızı ve neye işaretlediğimizi unuturuz. Ama bu şekilde yaptığımız zaman bir düzen içerisinde yapmış oluruz ve kafamız karışmadan neyi bulduğumuzu, neyi işaretlediğimizi çok net bir şekilde hatırlarız. Evet, D sesinin sonuna geldik. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Umarım güzel anlayabilmişsinizdir. Bir sonraki sesimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.